Güzelse arkası da güzel. O yanlışsa diyor, arkası da yanlış gitti diyor. Evet, bugün de aynı şeyler oluyor. Üniversiteye doktora imtihan alacaksınız. Yabancı dilden 70 alacaksın ha. Adam bu dili beceremedi mi baraj sorusu. Ötekiler hiç geçmiyorsun. Aynen. Namaz da böyle. Onun için namaz, namaz, namaz yolda komaz. Evet, ilk soru ondan. Namazımızı geçirmeyeceğiz. Namazın da biliyorsunuz 12 şartı var, farzı var. Dışındakilere farz, namazı başlamadan olanlara şart deniyor. Onlar olmazsa namaz olmaz çünkü. İçindekiler de rükün deniyor. İşte hadesten taharet, necasetten taharet, vakit, istikbal, kübne, niyet vesaire. Kıyam, kıraat, rükû, sücud, kade, ahiret, teşhed, mikra, oturum. Bunları biliyorsunuz. Evet, hadesten taharet, abdestsizlikten taharet, abdest alacaksın. Cünüpsen gusledeceksin. Abdestsizken abdestin yoksa buna hades denir, abdestsizlik hali. Manen kirlisin. Evet, maddeden kirli değilsin ama manen kirlisin. Abdest alacaksın namaz kılmak için. Bu mukim kendi evinde oturuyor. Bu kimseler için abdest aldın mı bozuncaya kadar. Evet, her vakitte abdest almak şart değil. Abdestin sağlamsa bir abdestle 5 vakit kıl. Ama bir abdest şeytanı insandan uzaklaştırır. Besmele ile başlarsanız, dua ederek abdestin mekruhlarından uzak, dua ederekten abdest alırsanız tırnaklarınızın ucuna varıncaya kadar günahlarınız dökülür gider diyor Peygamberimiz. Akıllı adam her namazı için abdest alır. Bunu kazanmak için. Ama sağlamsa 5 vakit kıl. Hiç problem yok. Evet. Abdest aldınız. Bir namaz kılın. Namaz kılmadan bir daha abdest. Yok, israf arkadaş. İsraf arkadaş. Olmaz. Kerahat. Abdest aldınız mı? Onun gereği bir namaz kılmak. Bir ibadet yapmak. Ha, yaptın. Bir daha abdest al. Evet. Nurun ala nur olur. Güzel olur. Şimdi misafir, yolcu bulunduğu şehirden 90 kilometre uzakta olan bir şehire gitmeye niyet etmiş adam. Yolda gittiği yerde 15 gün kalmayacaksa orada farzları iki kılacak. Evet. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e İslam Arabistan'a yayılmış, tehlikeler kalmamış, korku kalmamış. Demişler ki Allah Celle Celaluhu evinden uzak bir yere giderken korku var diye, zahmet falan var diye Allah farzları ikiye indirdi ya Resulallah. Şimdi korku kalmadı, zahmet de yok. Evet, Allah'ın ikramını beğenmiyor musunuz demiş Efendimiz. Farzları ikiye indirmek, 4 rekat farzları ikiye indirmek Allah'ın bir ikramıdır. Bunu 4 kılarsanız ikramı beğenmiyor musunuz anlamına gelirmiş. Öyle diyor Peygamberimiz. Güzel Peygamberimiz hep bizi kayırıyor, bizi düşünüyor. Evet, iki kılın. Bu sizin efendim. Bundan dolayı ikiyi dört yapmak iyi değil Efendimiz'e göre. Allah'ın ikramı beğenmemek. Ama imama, yerli imama gider uyarsan o 4 kılacak. Sen de 4 kılacaksın. Eyvallah. Ne güzel. Şimdi işte abdest de bozuluncaya kadar. Bir de mest var, mest. Ayağı örten, topuğu örten, ayak bileğini örten, içeriye su geçirmeyen, koyduğun zaman dik duran bir madde, bir deri. Bunu giydiğiniz zaman buna mest deniyor. Ha, İslam'da bu da var. Onu söylüyor Peygamberimiz. Yolcu değilsen bir gün gece. Evet, hadisin orasını okumadık. Yolcu için 3 gün gece. Evet. Ve yemin leyle lil mukim, evindeysen bir gün gece. Yani 24 saat. Yolcu ise 3-24, 72 saat. Bu mesk giydin, abdest aldın,
abdest almadan olmaz. Mesk giysen üstüne mesk edemezsin. Abdestliyken mesk giyeceksin. Efendim, şimdi bizim giydiğimiz çoraplar var. Çok affedersiniz, bu hep soruluyor da, şimdi bu çoraba mesk olmaz. Bu yün çorap olsa da mesk olmaz. Mahsus gösteriyorum, çok soruyorlar çünkü. Suyu geçirmeyecek, şöyle ayakta koyduğunuz zaman dik duracak, katı olacak. Şimdi fıkıh kitaplarında çoraba mesk edilir diye yazıyor. Sen onlardan daha mı alimsin? Estağfurullah. Bakın işte kitaba bakıp konuşuyoruz. Kafadan atmayalım diye. Kitaba çok bağlıyız. Bundan dolayı da bazıları eleştiriyor. Çok bağlısın ya diyorlar. Biraz şöyle zamana göre konuş. Biz zamana göre konuşacak kapasiteyi kendimizde bulmuyoruz. Büyüklerimizin dediklerinden yürüyoruz. Bir de ben avukatlık yaptım. Yarın hesap soracaklar. Süleymaniye'de konuşurken böyle böyle söyledin. Buradan söyledim diyeceğim. Savunma yapacağım. Böylece kendimi kurtaracağım. Bu hesabını verecek bu yazan adam. Evet. Böyle ulu orta konuştunuz mu? Nereden hesap vereceksin? O sebeple de hep ben kitapta olmayanı söylemem. Kitapta olanları size duyuruyorum. Evet efendim. Orada çoraba mesh edilir. Bizim bildiğimiz çoraplar suyu geçiriyor. Koyduğunuz zaman ayakta durmuyor. Ama kitapta böyle yazıyor. Ha, 1969 işte Vahac'a gitmişiz. Şimdi yıktılar. Karma karışık. Ümeyye Camii, Şam'da Ümeyye Camisi var. Evet. Orada namaz kıldık, ikindi namazını. Namazdan sonra dağılıyoruz. Dağılırken tabii onlar bizdeki gibi tesbih çekmiyorlar. Selam verdiler, hadi yallah gittiler. Biz elhamdülillah Allahümme ente selam ve minke selam peygamber söylemiş. Ala Resulüne salavat, neyse. Bunları çektik, çıkarken bir baktım bir üstaz, nur yüzlü bir üstaz, arkasında da baya bir talebe grubu. İçeri girdiler. Bir baktım hocanın ayağında çorap var. Ama o çorap bizim çoraplardan değil. Hani çobanlar, koyun güden çobanlar kepenek giyerler ya. Karın üstünde bile onun içinde uyurlar. Gece onun içinde uyurlar. Soğuk geçirmez, sıkıdır yani. Çok sıkıdır. O su da geçirmez, soğuk da geçirmez. Ha dedim. Demek ki hocanın çorabı ondan. Gördüm yani öyle katı çorap. Bizimki gibi değil. Şimdi çorabı mesh olur diye herkes olmaz. Kesinlikle olmaz. O çorap kepenek gibi sıkı olacak. Su geçirmeyecek. Yürüyebileceksin onunla. Öyle sağlam çorap. Kepeneği biliyorsunuz yani. Ne kadar sık dokunmuştur. Evet orada gördüm. Elhamdülillah o şeyi çözmüş oldum. Bir de yine kitaplarda biliyorsunuz karga leş yer. Leş yiyen hayvan da eti yenmez. Kitaplarda yine yazıyor. Tarla kargası leş yenir diye. Bizim bildiğimiz kargaların hepsi leş yiyor. Bu ne yahu? Evet. Buhara, Semerkant oralara bir gittiğimizde oralı bir hoca bizi dolaştırıyor. Evet. Cuma namazları musallada kılınır. Bir memlekette tek yerde kılınır. Şehrin açığında. Cuma namazı adı üzere o memleket ahalisini toplayan namaz. Toplayacak, birbirleriyle tanışacaklar, sevişecekler, anlaşacaklar. Onun maksatla haftada bir defa Müslümanları bir araya getirmek için farz kılınmış. Onun için Buhara'da, Semerkant'ta, şimdi Balkanlar'da da Osmanlılar hep bu esasa göre Cuma bayram namazlarını kılmışlar. Oraya musalla denir. Arazi, geniş bir arazi. Bir tane minber var. Mihrap var. Arazi, açık arazi. Bütün herkesi o memleket insanlar alıyor. Evet. İşte oraya götürdü bizi. Halen duruyor Buhara'da. Derken baktım Allah Allah. Kargalar etrafımıza geldi.
bir şeyle atıyor, gelenler bir şeyle atıyor ki geliyorlar. Bizden de onu bekliyorlar. Baktım o kargalar bizim kargalara benzemiyor. Kargaları bir türlü, ayakları bir türlü. Bu ne ya dedim. Bunlara tarla kargası derler hoca dedi. Gezden hoca, bunlara tarla kargası. Bunlar leş yemez dedi. Sadece buğday arpa yer, tane yer dedi. Ha. Orada da ya ne kadar okusan meseleyi çözemiyorum. Bak görünce bu da oymuş dedik. Gargalar da iki türlüymüş. Evet bu mest meselesi de çorap meselesi de işte orada sıkı çorap. Su geçirmez, üstünde yürüyebilirsin. Öyle sağlam bizimkilerle olmaz. Şimdi abdest aldınız. Bir şeyi giydiniz, mesti giydiniz. Deriden mesler. Deriden. Bunlar şimdiden deriden oluyor biliyorsunuz. Ha deriden mesler. Bazıları işte sırf deri, tabanı yok, altında kösele yok. Her taraf deri. Eyvallah olur. Bazıları altında deri var, kösele var, şey var. Ondan sonra lastik giyiyorsunuz. O da olur. Hatta çizme de olur. Askerdeyken çizme giyiyorsunuz. Abdest aldınız, çizme giydiniz, bağladınız. Artık abdestinizi ta akşama kadar onun üstünü mesh ederek tamamlayabilirsiniz. Altta pislik varsa toprağa şöyle sürersin, öylece kılabilirsin. Biz de bunları kullandık askerlikte. Evet, bu mesh'in süresi abdesti bozduktan itibaren başlar. Giydiğinden itibaren değil. Giydin, gençsin, miden rahatsız değil, gaz yapmıyor, bir şey yapmıyor. Öyle giydin, ikinci akşamı kıldın, yatsıyı kıldın, daha hala bozmadın. Daha başlamadı süre. Ne zaman bozarsanız abdestinizi, o zaman saati koyacaksınız. 72 saat ilave edeceksiniz eğer yolcuysanız. 72 saat. Ha bu mes sırasında abdestin diğer elinizi, yüzünüzü, kollarınızı yıkayacaksınız. Başınıza mes edeceksiniz. Ayağınıza mes edeceksiniz. İranlılar şöyle mes ediyor. Ayı koyuyor, şöyle yapıyorlar. Öyle değil, böyle. Çünkü Peygamberimiz böyle, parmaklarıyla böyle yapmış. Evet, birkaç tane suyla olmaz. Bir defa ıslatacaksınız elinizi, onunla çekeceksiniz. Yıkamayacaksınız mesti. Elinizi yıkayacaksınız, onu yastığını mestin üzerine böyle çekeceksiniz. Başa da böyle. Birkaç tane yıkamazsınız, bu yanlış. Elinizi ıslattınız mı, kaplama mesih sünnet. Böyle önden arkaya yapabilirsiniz. Hani illa arkadan öne değil, önden arkaya yapabilirsiniz. Ama yeni su almamak kaydıyla, yani yeniden elini ıslatmamak kaydıyla bir iki tane sürebilirsiniz. Bunda mahsur yok. Fakat her seferinde ıslayacaksın, böyle diyor. O zaman bir tane. Bir tane ıslatacaksınız. Kaplama mesih sünnettir. Biz şimdi elimizi yıkarken üç defa yıkıyoruz. Sünnet. Ağzıma su alıyoruz, üç defa yıkıyoruz. Burnumuza üç defa, yüzümüze üç defa, kolumuza üç defa, başa geldiğim bir defa. Bunları sünnet işliyorsun. Niye başına fazla yetiniyorsun? Mübarek adam başını da böyle kaplama mesih yap. O da sünnet. Evet, orada da sünnet işte. Adet öyle olmuş. Yapıp çıkıyor. Tamam, namaz tamam da. Öbür azalarda sünnet işliyorsun. Başa gelince neden bir de o bir defa meselesi suyu üç defa ıslatmayacaksın. Böyle önden arkaya yapabilirsiniz. Mesli de böyle parmaklarınızı şey ederek üstünde çekeceksiniz. Parmak uçlarından yukarıya doğru üstünü mesledeceksiniz. Evet bu şekilde yolculara kolaylık Allah'ın ikramı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bozduğunuzdan itibaren yolcuda öyle ne diyor bakın 3 gün ve gece selasetu eyyam ve leylihinne fil misafir 3 gün gece 90 kilometreyi nereden çıkardın diyor arkadaş tamam haklısınız efendim Mekke-i Mükerreme'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka yere giderken
sefer mesafesinde iki kılmış namazı. O gittiği yere gittik, ölçtük, tam 91 kilometre. 90'ı geçince kılmış. Orada halen şehir var. Ha, 90 kilometre tam, 3 günlük yaya yol. Tam 90 kilometre. Bir memleketin kenar mahallesine girdikten sonra 90 kilometre bitiyor. İstanbul'un bir başından bir başına 120 kilometre arkadaş. Evet, ta bu Karadeniz'e kadar İstanbul. De bilmem Tekirdağ'a varınca kadar kaç yerde İstanbul. Tuzlu'ya varınca kadar İstanbul birleşti. Evlerin arası birleşince şehir devam eder. Son ev. Yani o evden sonra şehrin evi yok. Ha, o zaman başlayacak. O zaman başlayacak 90 kilometre. Gelirken de şehrin merkezi değil. Şehrin ilk evi. Bunu nereden çıkarıyorum? Evet. Hazreti Ali radıyallahu anh halifedir. Harpten dönüyorlar. Merkez Küfe'dir o zaman. Başşehir Küfe'dir. Küfe'ye yakın öğlen namazını durun demiş. Öğlen namazını kılalım. Kılmışlar. İki kılmış. Kıldırmış. Demişler ki Emirül Müminin Hazreti Ali'ye halife demezler. Emirül Mümin derler. Ötekilere Halife Ebu Bekir, Halife Ömer, Halife Osman, Hazreti Ali Emirül Müminin diye anılır. Öyle özel adı var. Emirül Müminin. Aha demiş Küfe'nin evlerini görüyoruz. Görüyoruz ama demiş girmedik evlere. Buradan çıkarıyoruz. İlk eve girdiniz mi şehre girmiş oluyorsunuz. Yolculuk bitiyor. Evimize daha İstanbul'da 120 kilometre var. 60 kilometre var daha ucundan gire yok. İlk evine vardınız mı seferlik bitiyor. Giderken de ilk evine vardınız mı seferlik bitiyor. İşte böyle yolcu için 3 gün 3 gece. Şimdi burada eviniz var. Ankara'da da eviniz var. Sizin anahtar açıp giriyorsunuz. Ne zaman gitseniz orada sizin mukim ikamet yeriniz. İnsan kendi evinde yolcu olur mu yahu? Yolculuk zahmetinden müminler sıkılmasın diye Allah 4'ü 2 indirmiş. Kendi evinde sıkıntı olur mu yahu? Orada yarım saatte kalsanız 4 kılacaksınız. Orada eviniz varsa 4 kılacaksınız Ankara'da. Babamızın evi var. Dedenizin evi var. Sağ ol. Veya da oğlumuzun evi var orada. Evet, ente evet ve malüke li ebike. Peygamberimizin hadisi var. Aslanım diyor, sen de malın da babandır. Baba, oğul, torun, baba, dede, büyük dede, usul furu aynı adamdır. Binaenaleyh baban evi varsa orada da mukimsin. Mukimsin. Sen İstanbul'da oturuyorsun, baban orada. Anan orada. Anan evi var. Mukimsin. Evet efendim. Oğlun evi var. Mukimsin. Oğlun evi senin evin demektir. Yani yanlışa kullanmayın da oğlunuzun evinden gizlice bir şey alsanız, yeseniz hırsızlık olmaz. Çünkü malınızı alıyorsunuz. Senden malın da senin diyor, baban diyor Peygamberimiz. Dinde böyle. Tabii doğru mu değil midir haber almadan yuvar iş. Hukuk açısından baban evi, deden evi, anan evi, oğlun evi, torunun evi senin evindir. Ha, oralara gittiniz mi mukimsiniz. İşte eviniz var, durmuyorsunuz ama evim orada duruyor. Anahtar açıp giriyor. Sizin mukamet yeriniz birkaç tane ikamet yeri olabilir. Vatanı asli doğduğunuz yer, eviniz duruyor, babadan kalma. Yazın gidiyorsunuz veya ara sıra orası hala ev durduğu için sizin ikamet yeriniz ama sattınız, Vanlısınız, baban da ölmüş, sana düşen evi sattınız, kardeşleriniz evi var. İkamet yeri olmaz. Dede, büyük dede, baba, oğul, torun bunların evi senin evin sayılır, kardeşin evi sizin eviniz sayılmaz. Bu şeyleri söylüyor. İşte bu hadis onlardan bahsediyor. Misafir için 3 gün gece 72 saat.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'muruna izâ künnâ misâfirîne ev seferan en lâ tanzi'a khifâfenâ selâsete eyyâmin ve leyâlihinne illâ min cenâbetin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Safvan Hazretlerinden Tirmizi'de, Kütüb-i Sitte'den Tirmizi nakledilen bir hadistir. Resul-i Ekrem Safvan radıyallahu anh diyor ki sahih senetle, Resul-i Ekrem biz misafir olduğumuz zaman, yolda olduğumuz zaman meslerimizi 3 gün 3 gece çıkarmamamızı bize emrederdi. Çıkarmayın, mest edin. Ancak cünüp olduğumuz zaman cünüpte çıkaracaksınız, yıkanacaksınız. Vücudun her tarafını yıkayacaksınız. Namaz kılarken 3 gün 3 gece, 72 saat bozulduğundan itibaren 72 saat. Bu hadisten dolayı bu hüküm. Evet, böylece bu hadis-i şeriften gusülde mesih caiz değildir. Abdeste caizdir. Ama guslün içinde abdest alınıyor. Guslederken Molla Hüsrev Düren'in de şöyle tarif ediyor. İşte önün arkanı yıkadıktan sonra ağzına 3 defa su alacaksın, burnuna 3 defa su alacaksın, bir namaz abdesti alacaksın. Bu namaz abdestinde de mesih olmaz. Gusül için abdest bu. Bu namaz için abdest mesih caiz. Gusül için olmaz. Evet. Ve yevmün ve leyletün lil mukim. Mukim olan için, evinde olan için de bir gün gece hakkı vardır. Üzerine mesih vardır. Evet. Mestin her tarafına değil, sadece üstüne, öyle diyor Hoca Efendi. Fıkıhlarda da öyledir. Ayağın, mestin üstüne. Üstüne elinle aşağıdan yukarı çekeceksin, mes yapacaksın. Evet. Evet. Şimdi abdest almadan giyerseniz geçerli değil. Abdesti tamamlayacaksınız, öyle giyeceksiniz. O konularda izahat vermiş. Evet. Mes süresinde mes çıktı. Hangi sebeple olursa olsun ayağınızdan çıktı, mes bozuldu. Mes süresi bitti. Çıktı, bozuldu. Evet. Onu da söyleyelim. Hangi sebeple olursa olsun. Evet. Mes süresi bitti, ayağınızdan çıkarsa. Evet. Tabarani bu hadis-i şerifi Safvan Hazretlerinden nakletmiş. Buhari'de de Mughîret-i İbn-i Şube'den Küntü ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin. Ben bir peygamberle bir seferdeydim. Evet, bu hadisi şey diyor. Ben meslerimi çıkarmaya eğildim şöyle. Fakale dahuma, bırak, çıkarma. Evet. Fini etkaltüme tahireteyn. Ben çünkü onu abdest aldıktan sonra giymiştim. Peygamber çıkarma dedi. Üstüne mesh dedi. Tatbikatta böyle de Buhari'de de hadis-i şerif var. Evet. Selasetün masumine. Şimdi mesle yıkama arasında belirtelim. Şimdi el ıslak, ayakkabının üstüne sürüyoruz, mes oluyor. El ıslak, başımın üstüne sürüyoruz, mes oluyor, mes oluyor. Şuradaki kolumuzu yıkamak. Yıkamak ne demek? Yıkadığın yerden su artacak, hiç olmazsa bir damla akacak. Bu sefer haçta, gözümün önünde kalabalık. Oradan zemzem doldurdu geldi herif. Bizim ufacık şişe yağlandı, yıkanmadı. Yüzü yıkamak farzdır. Kolu yıkamak farzdır. Ayağı yıkamak farzdır. Adam hiç şuraya bulaştırıyor. Böyle bu yıkama olmaz. Bu mesh olur. Kolları mesh de caiz değil abdestte. Mesh olabilir. Yıkama olması için bunları yıkadıktan sonra bir damla akacak. Aksi halde mes olur o. Yıkama olmaz. Ölçüde bu. Hiç olmaz, bir damla damlayacak. Buna yıkama derler ama adam bir çay bardağı kadar suyla abdestini bitirdi, namazı durdu. Bilmiyorum. Biz kitaplarda yerini bulamıyoruz.
Hiçbir mezhepte böyle bir şey yok. Evet, ölçü de bu. Evet efendim. Selasetün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Masumune min şerri iblis ve cünüdihi. Üç kişiyi şeytanın, iblis aleyhillanenin ve askerinin, onun uçaklarının hilelerinden, onların aldatmalarından masumdurlar. Mahfuzune, korunmuşturlar. Şeytanın şerrinden, hilelerinden korunmuş olan kim? Ezzâkirûnallâhe kesîran billeyli ve nehâr. Gece gündüz Allah'ı çok zikredenler, şeytanın şerrinden, aldatmasından korunmuşturlar. Hocam, evet. Nasıl olacak bu? Evet. Şimdi dil ile zikir olur. Allah, Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ha, dille. Ama kalple de zikir olur. Kalpte Allah der. Evet. Kalbi alıştırdın mı? Selamun aleyküm hoca. Ve aleyküm selam. İçim, kalbim Allah der. Yolda giderken içim Allah der. Evet. Hatta bütün azalarını zikir kaplayıcı şekilde işi başarmışsan, azalarında Allah der. Her tarafı zikreder. Yok ya, öyle bir ses duymuyorum. Sen duymuyorsun ama zikreder. Böyle çok zikredenlerin her şeyi zikreder. Gece gündüz zikredenlerin. Evet. Sen de konuşurken zikreder. Bazı Bestami Hazretleri kumaş satarmış dükkanda. Evet. Hasan-ı Harkani Hazretleri Kars'ta, büyük evliya bunlar, aynı şekilde dükkanı varmış. Akşama kadar dükkanda müşterilere kaç metre, 3 metre, evet, 100 bin la ilahe illallah dermiş arkadaş. Kalbini kuruyor, o yoluna devam ediyor. O olsa bile, evet, kalben dil ile zikir olur. Allah diyor, gece gündüz çok zikredenler bütün hallerinde fi cemiyul ahval. Bak, otururken, kalkarken, yatarken, yürürken, o en güzel zikir abdestli olarak iki dizisine namazlık gibi çöküp kıbleye dönüp zikretmek. Ama yolda giderken de zikredilir. Otururken de, yatarken de. Var mı Kur'an'da? Evet. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا. Ayaktayken, ve kuuden, otururken, ve alâ cunûbihim, yan gelmiş yatarken zikrederler. Kur'an'da bu bütün azalarını zikre alıştırmış böyle güzel insanlar vardır. Onlar uykuda da zikrederler. Nasıl olur hocam? Evet. Abdestli yatarsanız sabaha kadar sanki uyumamış gibi ibadet etmiş olursunuz. Zikretmiş olursunuz. Abdestle uyursanız, evet, abdestini aldınız, yatarken bir namaz kıldınız, ondan sonra muhasebe yaptınız, güneş doğdu, yükseldi, sonra aşağı doğru indi derken battı, ben de doğdum, büyüdüm, olgunlaştım, ihtiyarladım, şimdi akşam gece olduğu gibi ben de kara toprağa gireceğim, muhasebe yaptınız, günlük şu iyilik yaptım, kötülük yaptım, tevbe istiğfar ettiniz, yanlış yaptıysanız, güzel işler yaptı, elhamdülillah dediniz, sağ tarafınıza abdestli olarak yattınız. Sabaha kadar da uyumamış gibi, ibadet etmiş gibi olursunuz. Efendimizin hadisleri böyle, işte ayette böyle. Gece, gündüz oturarak, ayakta, yatarken zikredenler diyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَلَا جُنُوبٍ. Evet. Bu böyle söylüyor. Olabilir. Bunlar çok güzel bu işlerde başarı sağlamış büyüklerin, güzel müminlerin halleridir. Evet. Şeytan bu gibi durmadan Allah'ı zikreden kimselere zarar veremez. Evet. Onun zarar vermesinden korunmuşlardır. Masumdurlar. Evet. Masumdurlar.
Evet, bu çok zikretmek de Allah'ın emridir. Ya eyyühellezine emenü zikrullah zikran kesira. Evet. Ahzab suresi indel müslimin vel müslimat. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, vel müminin vel müminat. Mümin erkekler, mümin kadınlar, vel kanitin vel kanitat. Dua edenler ve sadıkîn ve sadıkîn ve sadıkat. Sadık erkekler, kadınlar ve sabirine ve sabirat. Sabırlı erkekler, kadınlar vel haşiine vel haşiat. Allah'tan korkarak haşyet duyan, gözleri yaşaran, kalbi titreyen, huşulu erkekler, kadınlar vel mutasaddikat, tasadduk eden, hayır eden mallarından ve saimin ve saimat, oruç tutanlar, erkekler, kadınlar vel hafizinin furucun vel hafizat, ız ve namuslarını koruyan erkek ve kadınlar ve zâkerin Allah zikran ketiran ve zâkirat, çok zikreden erkekler ve kadınlar. Eaddellahu lehum mağfireten ve ecren azime. Allah onlara mağfiret hazırlamıştır. Muazzam bir ecir hazırlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 35. Evet, ayetinde var. Evet, ayakta oturarak yatarken zikredilen de ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kûden ve alâ cunûbihim. Evet, Âl-i İmran 191. Evet, 151. ayet. Evet, şimdi nasıl olur bu? İşte dediğim gibi bir insan çok zikret ede ede kalbi zikirle meşgul olur. Gece, gündüz, her durumda. Konuşurken bile kalbi zikirle meşguldür. Konuşur, kalp ayrı aza zikreder. Buna, bu mertebeye ulaşanlar vardır. Zikri kül derler, bütün azaların zikretmesine. Evet, giyerken, içerken, efendim ne durumda olursa olsun kalbi, evet öyle diyor. Akil ve yezkurunla ve şerb, giyerken, içerken, yürürken, alıp satarken her durumda onlar zikrederler, alışmıştır organları. Vel müstağfirine, bunlar işte şeytanın şeyinden masumdurlar, korunmuşturlar. Vel müstağfirune bil eshar, seherlerde istiğfar edenler şeytanın şerrinden masumdurlar. İmsak vakti sabah namazı vaktidir. İmsak vaktinden evvelki zamana seher vakti denir. Bütün büyükler bu seher vaktinde uyanık zikir ederek, ibadet ederek kazanmışlardır. Cenab-ı Hakk'ın en lütfunun, lütuf kapılarının ardını kadar açı olduğu zamandır. Yok mu zikreden, istediğini vereyim, dua eden diye Buhari Müslim hadisidir. Sen de kalk o şeyde abdest al, kalk iki rekat namaz kıl, daha çok kıl. Sabaha kadar Peygamberimiz namaz kılıyordu biliyorsunuz. Ayakları şişiyordu, sabaha kadar namaz kılıyordu. Taha ma enzelne aleykel Kur'an el teşka habibim. Biz sana Kur'an'ı böyle kendine bayılan şişirecek kadar namaz kıl diye indirmedik. Niye kendini böyle şey diyorsun diye ayet nazil oldu. Evet. Bir keresinde Hazreti Ömer geldi, kapısını çaldı sabahleyin erken. Resul-i Ekrem'e refakat edecek camiye giderken baktı mübarek ağlamış. Namaz kılarken secdede ağlamış, namazda ağlamış. Demiş ya Resulallah, Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını silmedi mi? Evet, var böyle. Allah senin günahlarını affetti diye Fetih suresi ne var? Evet. Ya Ömer, Allah şükreden bir kul olmayayım mı? Evet. Evet, günahlarımı Allah sildi benim ama ben Allah şükreden bir kul olmayayım mı? Efela ekün abden şekuran, şükreden bir kul olmayayım mı? Ya Ömer, onun için uyumuyor. Devamlı namaz kılıyor. Ağlıyor. Evet, bizim için ağlıyor tabii canım. Evet, işte bu sabah namazını yakın zamanlarda istiğfar edenler, seher vakti, namaz vaktinden önceki vakit, Allah'ın lütuflarının ardına kadar lütuf acı olduğu, Allah her zaman affedicidir ama bilhassa bu seher vaktinde uykunun dallı olduğu zamanda uykusundan tetecafe, evet, an medacihim, yataklarından yanlarını ayırırlar, kalkarlar, gözyaşlarıyla Allah'ı zikrederler. Kur'an'da övülüyor bunlar.
böyle adamlar çok kazanırlar. Şeytanın şerrinden de emin olurlar. Şeytan onlara dokunamaz. Evet. Evet, seher vakti sabah nurlarının yayıldığı, artık karanlığın nur yerini gündüzün nuruna bıraktığı, Allah'ın nurlarının yaygın olarak müminlere salındığı zamandır. Sonra seher vakti uyku için en güzel vakittir. Sen o uykunun en tatlı zamanında Allah'ın aşkına kalkıp namaz kılarsan çok kazanırsın. Keza seherlerde af dileyenlerden kasıt diyor Abdullah İbn Abbas. Bu vakitlerde Estağfurullahil Azim ve Tövbü İleyh diye Allah'tan günahlarının affını dileyen, tövbe edenler kastedilmiştir. Namaz kılanlar kastedilmiştir. Hatta sabah namazı da böyle kastedilmiştir diyor. Razi de, Fahreddin Razi de böyle söylüyor. Vel bâkûne min haşyetillâh. Demek ki şeytan şerrinden bir, çok zikredenler kurtulur. İki, seher vaktinde istiğfar edenler kurtulur. Şeytan onlara dokunamaz. Onun için birçok büyük evliya diyor ki şeytanı diyor, yani Allah önüme diyor koysa diyor, onunla oynarım diyor. Hiç takmam onu diyor. Buna da buna güveniyor. İstiğfar edenlere, zikredenlere dokunamaz diyor ya. Onunla diyor oynarım diyor. Çocukların oynadığı gibi. Bu bir rüttedir. Tabii öyle insanlar var. Öyle insanlar var. Resul-i Ekrem de öyle buyuruyor. Çok zikredenler, seher vaktlerinde istiğfar edenlere şeytan dokunamaz. Bir diğer şey de evet. Vel bakun min haşyetillah. Allah korkusundan gözleri yaşayan. Şimdi bazen görmüş, ağlamış. Ondan sonra gitmiş yine bildiğini okuyor. Yalan söylüyor. Kıvırtıyor. Hı, bu değil. Bu değil. Her zaman. Evet. Öyle bir adam görmüşüz. Ağlamaktan şurası yol olmuş böyle. Göz suyu nasılsa bilmiyorum. Şöyle yol olmuş. İki gözün altı. Devamlı ağlıyordu herif. İşte Allah korkusundan. Gece namaz kıldı herif. Evet. Öyle titriyor ki, öyle ağlıyor ki. Sanki apartman titredi. Bana öyle geldi, bilmiyorum. Apartman titretti yahu adam. Evet. Allah korkusundan ağlayanlara şeytan dokunamaz. Evet. Peygamberimizin bir başka hadisi bu. Selasetün la terâ a'yunuhum en-nâr. Üç kişinin gözleri ateş görmez yevmel kıyame, kıyamet gününde. Aynun bekat min haşyetillah. Allah korkusundan hışkıra hışkıra ağlıyor. Yapmacık değil. Şimdi işler çok değişti. Açıyorsun Kahire radyosunu. Adam güzel Kur'an okuyor tabii. Kur'an güzellik, güzel Kur'an'ı güzel okuyor. Sesi de güzel. Allah Allah Allah. Geveze, sus. Sahtekar. Sıkıysa gece kimse yokken, evde yalnız kalktın da kimse seni görmüyorken orada ağla. Buyur. Hodri meydan. Şimdi burada mevlid okuyor. Ağla falan diye. İki tane atmak lazım ona. Sahtekar. Gaza geliyor yani. Bu değil. Hiç riya yok, gösteriş yok. Kimse görmüyor. Ama gözünden yaş şıpır, şapır şapır akıyor. Aha. Böyle ağlayanlara şeytan dokunamaz. Haşyetullah'tan. Evet. Devamlı. Evet. Artistler de ağlıyor, görüyorsunuz. Hemen görüyor, ağlıyor. Sonra bir bakın gülüyor. Artistlik diyorlar bunu, biliyorsunuz. Ha, böyle değil. İçinden gelen bir şekilde bütün tüyleri diken diken olmuş. Evet, Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor Cenab-ı Hak. Vecilet kulubuhum, kalpleri bu güm güm atıyor. Tüyleri diken diken olmuş. Gözünden şapır şapır yaşlar akıyor. Aha, bu ağlayanlar. Allah korusun, ağlayanlar da şeytan dokunamaz. Şeytan dokunamaz.
Efendim öyle diyor güzel peygamberimiz Abdullah bin Abbas'tan nakletmişler. Allah ondan razı olsun. Selâtetün fî zillillâhi yevme lâ zille illâ zillû. Üç kişi Allah'ın gölgesindendir. Hocam, gölge benim gölgem olur. Binanın gölgesi olur. Ağacın gölgesi olur. Allah şekle sığmaz. Evet, Allah şekle sığmaz. Şimdi yılbaşı oluyor. Hristiyanlar yaşlı bir kavuklu, cübbeli bunu tanrı diye. Küllü mâ hatara bi bâlike vallâhu hayru zâlik. Allah şekle sığmaz. Zamana da sığmaz. Ben şu tarihte doğdum, şu tarihte Allah'ın nerede verdiği zamanda öleceğim. Takdir neyse o. Evet, Allah'ın böyle doğması ölmesi yok. Lem yelid ve lem yuhed. Bir burada karşınızda kürsüde oturuyorum. Allah'ın böyle oturduğu bir mekanı yok. Ama bir şeyin gölgesi olur. Allah'ın gölgesi diyor peygamber. Ha, o ben senin bildiğin şunun gölgesi değil. Binanın, ağacın gölgesi değil. Ne demek öyleyse bu? Evet, hiçbir gölgenin olmadığı burada Arş-ı Âlâ'nın gölgesi. Allah'ın himayesi, lütfu, keremi, affu demek. Affu demek. Yoksa Allah bir madde, onun gölgesi ayrı, asla değil. Allah gölge olmaz, gölgesi. Evet, yevme lâ zıl, hiçbir şeyin gölgesinin olmadığı zamanda, hiçbir sığınacak yeri olmadığı zamanda cennet ile cehennem yanınızda. Bir bakıyorsun cennet gelinler gibi süslü duruyor. Ve üzlifetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Gözün önünde bir ona bakıyorlar. Bir de cehennem ve izel cahime su'rat. Yanar dağlar gibi. Kükreyip çabuk ver, çabuk ver diye kükreyip duru. Bine oraya, işte o zaman diyor ki peygamberimiz, çocuğun, yeni doğmuş çocuğun saçı anında ağarır. O dehşetten dolayı. Dehşetten dolayı, anında ağarır. İşte o arasında da hesabı bekleyeceğiz. Mahşer deniyor oraya. Hesap günü çok sıkıntılı. Bazen güneş yaklaşıyor, yakıyor, terliyor insanlar. Kulak yumuşağına kadar ter çıkacak insanların ter. O kadar terleyecekler. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar, kıyamete kadar ne kadar insan geldiyse diriltecek Allah. Hepsi öyle kalabalık. Öyle kalabalık. Neresi var o? Gitti Allah'a sor kardeşim. Neresi o? O dünyada o. Şu kadar metrekare, şu kadar metrekare. Dünyada ahiret ölçüleri başka. Biz de oraya gitmedik. Peygamber haber veriyor. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ وَاِلَّا وَحْيُّ يُّهَا. O işkembeden atmaz. Ne söylerse Allah'ın vahyine dayanır. Ayet bu. O haber veriyor. Ben de sana okuyorum. O zaman işte kulak yumuşayana kadar ter. Kafalarını kaldıracaklar insanlar. Çünkü ense burnu deliği, ağız deliği kuşların içinde kaldığı için nefes alamayacak. Ölür. Ter gider. Onun için kafasını kaldıracak. Kafanı kaldır bakalım, niye daha duracaksın? İyicesin. Ağrından dolayı. İçinde duramazsın, nefes alamazsın çünkü. Tekrar kaldıracaksın. Siz hiç at koşturdunuz mu? Evet, ben koşturdum. Bunları yaşadım. Ata binmek sevaptır. Herkes ata binemez. Ancak böyle koca göbekli adam ata binemez. Asker adam ata binebilir. Koşarken adamı çırkar böyle. Öyle 120 kilo adam ha. Evet, sportman olacaksınız. İşte koşturacaksınız. Sünnet. Harp aleti. Evet. Hayır atın ayaklar alnındadır. Yani cihat. Cihattadır. Neyse. Koşturduktan sonra terler hayvan. Terleyince onu hemen bağlamazlar. Gemini çıkarmazlar. Gemiyle beraber koyarlar. Gemi ağzını acıttığı için kafasını kaldırır böyle. Tabii yorulur o da. İndirince tekrar acıtır, kaldırır. Böyle eder dur kafasını ki hareket eder. Hareket edince sancı olmaz. Terini böyle hareket ederek soğuttuğu için hastalanmaz. Eğer bağlarsanız sancı olur, hasta olur, gider.
gemiyle bağlarlar teri soğusunca kadar. Öyle diyor Peygamberimiz, mahşerde o sıkıntıda, günü sıkıntıda olanlar gemli hayvan gibi bir indirecekler, bir kalacaklar. Kafirler diyecek ki, cehenneme gideceksek gidelim. Sanki cehennem mahşerden daha hafifmiş gibi. O daha kötü. Evet, gidecekler, o zaman biz maymundan türedik diyenler filan akılları başına gelecek. Adem Aleyhisselam, babamız, sen bizim babamızsın. Allah'a söyle de mahkemeyi başlatsın. Yani cehenneme gidecekse gidelim. Bu halden bıktık. Bazen zifiri karanlık, bazen güneş böyle bir karış yaklaşıyor, ter böyle. Bazen aşırı aydınlık, bazen böyle felaket bir şey. Bunalacaklar. Evet. Adem babamız, gidin İdris'e, gidin Şit'e, gidin şuna. En son gidin gidin İsa'ya. İsa Aleyhisselam diyor, gidin gidin, gelmem bana. Çünkü Allah üç dedi. Hristiyan üç demiyor mu? Baba, oğul, ruhu, Kudüs. Kur'an'da da var. Allah hesaba çek İsa Aleyhisselam. اَنْتَ قُلْتَ لِنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ Sen mi söyledin İsa, anamı babamı ilah edinin diye? Hesaba çekecek Allah İsa Aleyhisselam'ı. Ben onu kara kara düşünüyorum, nasıl hesap vereceğim diye. Öyle diyorlar. Baba, oğul, ruhu, Kudüs diyorlar. Gidin Muhammed'e. Muhammed Aleyhisselam, evet. Allah buna, bu yetkiyi bana verdi. Şefaat-ı Kübra işte bu. Ona sanıldı. Secde edecek, başlayacak şey. Ondan sonra ilk soru namaz. Evet, ötekilerde namaz falan yok. Ne yaptılarsa yazılmış defterle. İkra kitabek. Bunlar yazmış. Okulan, aleyhine olan şeyi okurmadan dut yemiş bülbül gibi. Söylemeyecek çünkü. O zaman اَلَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشَدْ اَرْجُلُهُمْ بِمَنْ كَانُوا يَكْسِبُونَ Ayet. Kur'an okusanıza ya. Konuşmayınca el diyecek ki, falan yerde şunu yaptım, çaldım. Ayak diyecek ki, falan yere gittim. Göz diyecek ki, falan bilmem nenin nesine baktım. Kulak diyecek ki, falan dedikoduyu dinledim. Herif çıkışacak. Nankörler, ben sizin için yaptım bunları. Şarabı sizin için içtim. Evet. Sahibimiz, kızma bize. Entakanallahu entaka külle şey. Her şeyi, Kur'an ayet bu da. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Konuşmamamız, susmamız mümkün değil. Azalar da böyle şey edince, evet, hoşafın yağı kesilecek. Değil mi? Suyu kesilecek. Söyleyecek bir şey durum yok. Evet. Vesikellezine yekebur ila cehenneme zümera. Kafirler cehenneme. Vesikellezine takav ila rabbim ila cennet zümera. Müminler de cennete. Evet, inşallah. Cennete gidenlerden eylesin. İşte o zaman, o zor durumlarda şimdiden tedbir almamız lazım. Evet efendim, tedbir almamız lazım. Şimdiden Allah'ın var olduğunu bildiğine inanıyoruz, söylüyoruz. Ulan adam kandırırken yok muydu Allah? Hiç unutuyoruz. Zina yaparken yok mu? İçki içen yok mu? İnkar etmiyor ama unutuyor. Her an Allah'ı anan, Allah'la yaşayan, şimdi gelecek zaten, öyle kamil müminlerden eylesin Allah bizi inşallah. İşte böyle kıyamet günü üç kişi şeydi, mahşerde arşın gölgesinde, hani dedim o terde, sıkıntıda bir kısımda var. Resulullah Efendi oturmuş, yanında Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali, Hasan, Hüseyin, oh kaymak gibi sohbet ediyorlar. Sen de oraya gidebilirsin, ben de gidebilirim. Bu dünyada çalışırsak gidebiliriz. Hiç ferah fahur sohbet ediyorlar. Hatta susuyorlar. Susuyorlar insanlar o şey hararette. Müminlerin levme teral müminine yes'a nurhum beyne eydi ve bi'enim. Müminlerin önünde nur, sağında nur vardır. O karanlıkta, zifir karanlıkta. O nuru takiben giderler Havz-ı Kevser'e. Havz-ı Kevser'e varırlar.
başında peygamberimiz, sahabileri, analarımız, gelen müminler doldurup doldurup içiriyorlar. Evet. İnna atayna kel kevser. Biz sana Kevser'i verdik Habibim. Kevser. Bir içen bir daha susamaz. Hacca git. Kabe'nin altın oluğu var ya. Onun altından uçarken Allah'ım ben Havuz Kevser'den kana kana içir diye dua et. Anladın mı? Oradaki dua kabul oluyor. Şimdi dinle arkadaş. Evet. Mümin ben. Ne gidiyor bunlar? Su içmeye. Ben de müminim. Müminler de gidecek. Ama işleri karışık. İnanma, şey, inkar etmemiş. Tamam da karışık işleri. O da giderken varacak. Tam böyle ağzı kurumuş deyip duruyor. Yanmış. Su içecek. Sıra gelecek. Su içecek. Kuvvetli bir el. Arkasını ensesinden yakılacak. Gel lan buraya diyecek. Peygamberimiz onu görecek. O da mümin. Bırakın onu, o da içsin. Şefkat, Raufur Rahim, merhametli peygamber, mümin. Ya Resulallah, milyonlarca, milyarlarca mümin var. Nereden tanıyacaksın onlar sen? Abdest azalarından diyor. Abdest azaları nurlu olacak. Abdest alanların azaları nurlu olacak. Oradan tanıyacağım diyor. O mümin, bırakın onu. Melek diyecek ki Allah'ın emrine hiç isyan etmezler. Görevi tam yaparlar. La yasun Allah'a. Allah'a isyan etmezler. Ya Resulallah. Bunu ne yaptığını biliyor musun sen? Ne yapmış? Her türlü pisliği karıştırmış. Senin sünnetine gerek yok ya demiş. Sünnet ne olacak demiş. Öyle diyorlar şimdi. Bize Kur'an yeter, peygamber sünneti önemli değil yahu diyorlar. Senin sünnetlerin hiç yapmamış. Bid'at işlemiş, dinde olmayan işlemiş. Evet. Bu Buhari Müslim hadisidir. Cevat Hoca'nın sözü değil. Suhkan buğdan defolsun, gözüm görmesin. Aman yarabbim. Yanıp yavrulmuş, kavrulmuşken oradan suyu da görüyor. Yaka paşa geri. Onun için burada şimdi bunları düşünerek yamuk davranmayacaksın yahu. Allah Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse ona uyacaksın. Havuzundan içeceksin. Bir daha susamayacaksın. Neyse. İşte bu hadis-i şerif, Allah'ın gölgesinde hiç ferah ferah otururlar onlar. Arşın gölgesinde. Allah'ın himayesindedir. Evet. Allah'ın himayesinde. Lütfündedir. Mededin onlarla beraberdir. Evet. Kimdir bunlar arkadaş? Evet. Kimdir bu ferah ferah orada Resul-i Ekrem'le şey edecek, sohbet edecek, yanmayacak, kavrulmayacak. Evet, Efendimiz onu da bize söylüyor. Bir, evet. Racülün haysü teveccühe alime ennallâh ma'ah. Evet. Nereye giderse gitsin, Allah benimle beraberdir. Şuurunda olan adam, insan. Gidiyor kıra bayıra. Kıra bayıra gitmek sünnettir. Çocuğunuzu alın gidin oralara. Sünnettir. Ama oraya gidiyor, rakı şarap masasını kuruyor veya gel ya diyor, vakit geçer mi? Şey oynuyorlar, kumar oynuyorlar ya. Evet, öyle değil. Nereye orada? Burada camiye geldin. Allah camide vardı, orada yok mu? Allah her yerde hazır nazır değil mi? Senin inancın böyle değil mi lan? Ama orada her türlü dalaveri çeviriyor. Ha. Nereye giderse gitsin, nerede olursa olsun Allah'ın kendini gördüğünü, bildiğini, Allah'ın orada onunla olduğunun şuuruna olan insan, mümin. Evet, bu arşın gölgesinde gölgelenir. O sıkıntılara, mahşer sıkıntı hiç girmez. Nereye giderse gitsin, evet, hiç unutmaz. Hoca Efendi bizim hocamıza hacca gittiğinde Cidde'ye inmiş. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Burada yatıyor. Gümüşhaneli Hazretlerinin talebeleri, hocaları, onlar hepsi buradalar. Cidde'ye inmiş. Suud gazetecileri karşılamış. Şeyh Efendi demişler, bize bir şey söyle. Bize bir şey söyle. Herkes işte o gümrük muamelesi yapacak filan.
bu hadisi söylemiş. Nerede olursanız olun, Allah'ın sizinle olduğunu bilin, yeter demiş. Hakikaten Allah'ın bizimle olduğunu bilince insan kötülük yapabilir mi? Zaten inanıyoruz değil mi? Ama günah işlerken unutuyoruz. Evet, nereye yönelirse yönelsin, ennallâh ma'a. Allah'ın kendiyle olduğunu, Allah'ın görür biri olduğunu bilincinde olanlar orada hiç sıkıntıya uğramazlar. Arşın gölgesinde ferah bulur. Bir, ve racülün da'atü imratün ilâ nefsihe feterakehe min haşyetillâh. Evet, şimdi bu çok. Sokağa çıkıyorsunuz, Allah göğüsler meydanda, kalçalar meydanda. Bir de bunu süslüyorlar, püslüyorlar. Darga iniyorlar, ilgi çekecek şekilde. Sen de 20 yaşında, 25 yaşında delikanlısın, talebesin. Üniversiteye gidiyorsun, kız diye gözetiyor ya televizyonda. Reklam yapan gözetiyor ya, gözetiyor sana kız. Yakışıklı olansın. Sokakta da gözetiyor kadın. Gel diyor, beraber gezelim, yatalım, kalkalım. Davet ediyor. Altında güzel araba var, zenginsin, parayına tamah ediyor o. Davet ediyor seni. Kanunda ne diyor? 18 yaşını bitiren gönüllü olduktan sonra suç olmaz diyor, değil mi? Kanun öyle. Gönüllü istiyor yahu. Ama mümin misin sen, delikanlı. Allah'a inanan bir Müslüman kendisin. Hayır. Allah beni görüyor, biliyor deyip davete reddeden. Hadi hodri meydan arkadaş. Herkes. Kadın onu davet etmiş. Fakat o Allah korkusundan, yok yakalarlar beni. Sonra anası babası duyuyor da dava açarlar. İşte evleneceğim diye beni kandırdı da kızlığımı bozdu falan diyor. Böyle çok davalar var. Ben avukatlık yaptım. Üniversitede böyle giderken böyle şeyler oluyor. Ondan sonra evlenmeyeceğim diyor oğlan. Dava açıyor. Beni kandırdı da kızlığımı bozdu diye. Ceza kanunda var bu. Aha, böyle çağırdığı zaman kanun korkusundan değil. Ulan bunun babası, kardeşi görürse beni döver falan değil. Falancılar görürse ulan vay vay şu gün yaptı diye falan insanlardan korktuğundan değil. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Ben Allah'a inanıyorum. Allah zina yasakladı deyip hayır diyebilen adam genç. Evet, namazını geçirmiyor. Kızların davetini icabet etmiyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Öyle diyen kimse, evet bu mahşerde sıkıntı görmez, Allah'ın arşının gölgesindendir. Ve racülün ahabbe li celalillah. Ve evet, bakmış adama Müslüman, bir menfaat beklediği için değil. Adam Müslüman, güzel adam, hoş adam. Bazısı, ben seni çok seviyorum, çok sana saygı duyuyorum. Niye? Bir umduğu var senden. Bir karşılık bekliyor senden. Seni sevdim diyecek, bir şey koparacak. Leyla sana saygı duyuyorum diyecek, hürmet ederim diyecek, bir şey bekleyecek. Ama böyle değil. Allah için seviyorum lan seni. Allah için. Allah'ın kulu. Allah yarattı bunu diye seven. Evet. Allah yarattı diye seven. İnsanları. Bunlar mahşerde hiç sıkıntı çekmeyecekler buyuruyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona saygı duyup zengin adam bol verir diye değil. Evet, bana bir makam verir. Başbakan, bakan adam hürmet eder mi? Yok yok, öyle değil. Allah için sevecek dürüst adam, mümin adam diye sırf zâbihal için insanları seven adam. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'dan nakletmişler Tuberani. Evet. Şimdi şunları da oku, şu hadisi de okuyalım. La selasetun la turaddu davetuhum. Üç kişinin duası reddi olmaz. Evet. Kim onlar? El-İmamul Adilu. Evet. Adaletli idareci. Adalet değil. Bu bir imam diye bize buna söylüyoruz.
Burada namaz kılana imam, insanların işini gören adamdır. Devlet başkanıdır, devlet bakanıdır, müsteşarıdır, genel müdürüdür, validir, belediye başkanıdır, müdürdür, şudur budur. İnsanların işini deruhte eden adam, adaletli iş görüyor. Evet, kardeşim diye hadi hadi demiyor. Evet, şimdi kaç tane polis geldi bana. Bu olaylar çıktıktan sonra, FETÖ işi çıktıktan sonra, hocam biz kopya yaptık, soruları bize verdiler, öyle polis olduk, amir olduk diye. Bu iş biliyor musunuz dedim, şimdi biliyor musunuz? Öğrendik tabii dediler. Yani bırakalım mı diyorlar. Biliyorsunuz, görevimizi yapıyorsunuz, problem yok. Ama bu soruları veren adam kul hakkı yedi. Orada bir sürü adamın önüne geçti, onu geçirdi önüne. Bu olur mu? İslam'da olur mu? Böyle şey olur mu? Evet efendim, bu işler öyle. Efendimizin emirleri böyle. Evet, şimdi benim makam sahibiyim. Bana bu imkan verdiler. Tamam, sen benim dayım olursun, amcam olursun. Sen benim müridimsin, sen benim talebemsin. Yok. Hak edenin hakkını vermek. Evet. Adaletli hareket edecek idareci. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. Bu kimsenin duası reddolmaz. Evet. Evet. Adaletli idareci. Es-saimu hine yufturu. Oruç tutmuşsun, dedikodu yapmamışsın, sokağa çıkıp kızların, karıların bacaklarına, bilmem nesine bakmamışsın, hiç yanlış işler yapmamışsın, dertlerde oruç tutmuşsun, güzel oruç tutmuşsun. Oruçta, iftarda acele etmek sevaptır. Sofraya oturmuşsun, yanıyorsun, böyle bekliyorsun. Aha, senin ettiğin dua kabul, reddolmaz. Oruçlunun duası reddolmaz. Evet, orucunu sağlam yapanın duası reddolmaz. İftar ederken, evet, hine yufteru. Evet. Vedavetül mazlum yarfahullahu. Evet, zulme uğramış adam, ah diyor, Allah belasını versin diyor. Evet, duanı, mazlumun duası reddolmaz. Haksız yere işkence yapıyor, hakkını alıyor birisi, o da o giriyor, yanmış, Allah gözün kör etsin, Allah belanı versin demiş. Evet, mazlumun ahı yerde kalmaz. Kafir olsa da zulme uğrayan, haksızlığa uğrayanın duası reddolmaz. Öle turaddu, reddolulmaz. Davetül mazlum, zulme uğrayan duası. Onun için kimseye zulmetme arkadaş. Bana şu dedi, hocasının notunu kesme, hakkını ver. Evet, hem bu hidayete sebep olur. Evet, biz bunları hocalarımızdan okuduk, öğrendik. Üniversitede hoca olduk. Oğlan komünist. Sicilinde komünistten mahkum olmuş. Dekan çağırdı. Savcı ikaz etmiş. Mahkemeden sicil giymiş, komünist çocuk. Yargıtay'a girmiş, yargıda tasdik etmiş. Savcı diyor, at bunu diyor. Komünist bu diyor. Dekan ben çağırdı, dedim at, at diyor bak. Ben atarsam beni öldürürler diyor. O zaman öyle günler vardı biliyorsunuz. Öyle günler vardı. Şimdi elhamdülillah çok güzel oldu da sokağa çıkamıyordun. Beni öldürürler dedi, atmadı. Bu çocuk benim talebem. Ben de sıkı ders yapıyorum. Bak söylediğimi isterim diyorum. Yoklama yapmıyorum. İster gelin ister gelmem. Ama benim anlattığımı isterim imtihanda. Peşin söylüyorum. Ve Türkiye'nin en zenginlerinden birisinin kızı son hakkında zor geçti. Rektör geldi, dekan geldi. Bizim fakültenin bütün şey, üniversitenin bütün masraflarını karşıladılar bunlar. Olabilir. Soru bu, cevap bu, onun cevabı bu. Geçemez. Evet. Yapamayız. Anadolu'nun çocuğu neyse o da o. Benim için fark etmez. Son hakkında zor geçti de
evet, hocalarımızdan bunu okuduğumuz için elhamdülillah. Şimdi bu çocuk kalktı, kabadayılık yapacak. Talebe babalığı yapacak. Biz dedi savcı mı olacağız, hakim mi olacağız dedi. İmar kanunu ezberletiyorum dedi. Mimarlara derse giriyoruz. İmar hukuk oku diyorum. Biz dedi savcı mı olacağız, hakim mi olacağız. Kök söktürüyorum ama. Devlet bana para veriyor, öğret diye. Ben de öğretiyorum. Öğretmeyeni bırakıyorum. Ve ona gerekeni yaptım. Gerekeni söylemiyorum şimdi. Kovdum sınıftan o işlerden sonra. Korktuğu için beni dava açamadı. Yoksa yener diye, hukuk profesörüyüm ya. Ben de kimseye söylemiyorum. Sonra bakın, dinin emirlerine uymanın faydasını anlatmasa dediğinde yaşadığımı söylüyorum. Komünist çocuk ya, mahkeme sicilli. Tekrar olay olmadı. Çalışmış, çok zeki çocuk. 100 aldı. Vize imtihan 100. Kalktı yine hocam dedi. Her türlü şeyi yedik dedi. Tekmeyi yedik, yedik, tokadı yedik. Bir de şimdi alay mı ediyorsun benimle dedi. Yok dedim. Soru bu. Cevap anahtarı bu. Senin kağıdın bu. 99, onda 9 değil. Tam 100. 180 derece değişti çocuk. Namaz abdestli oldu. Şimdi de önemli yerlerde genel müdür. İyi katmamış dekan. Ha bakın, hak yenmez. Kafirin hakkı daha önemli. Müslüman olsa helalleşirsin. Ama kafir nasıl helalleşecek? Daha önemli. Komünist adam ya, sicilli mahkemeyle. Ben hak yemem dedim. Öteki şeyinle ölünce kadar savaşırım ama hakkın senin bu. Çocuk 180 derece değişti, namaza başladı. Şimdi önemli bir adam. Dinimizin emirlerine uyacaksın. Peygamber'in bu söylediklerini kabul edeceksin, yaşayacaksın. Sonuç güzel. Onu söylemek istiyorum. Evet, şu kimselerin duası reddi olmaz. Adaletli idareci, o güzel oruç tutanın duası iftar ettiği sırada zulme uğrayanın, haksızlığı uğrayanın perde yoktur. Fevki yoktur. Ne diyor bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yerfahullahu yerfa'uhallahu, Allah Celle Celaluhu bu kimselerin duasını fevkal gamami, bulutların üstüne çıkarır ve yeftahu leha ebuabes sema, sema kapılarını, bu kapı, sema boş değil. Müvecciler var. Öyle rastgele girmek yok. Peygamberimiz Miraç'a çıkarken dünya semasından dur, kimdir o demişler. Hani asker parola istiyor ya, dur kimdir o, Cebrail yanında. Parolayı söylemiş. Ben Cibril demiş. Yanında kim? Muhammed Resulullah. O peygamber gönderildi mi? Evet. Hoş geldin, sabaha geldin. İkinci kata gitmişler. Dur kimdir o? Yedi kat semayı böyle geçmişler. Evet. Allah bu mazlumun duasını, oruçlunun iftar duasını, adalet iman duasını bu kapılarda hiç durdurmaksızın arş-ı alaya çıkarır. Ve yekulu Rabbu Tebarek ve Teala, Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurur. Ve izzeti ve celali le ensurenneke ve le badahin. Yemin ederim ki, bak, yemin ederim ki mazlumun, güzel oruç tutanın iftar vakitinin duası adaleti. Yemin ederim ki sana mutlaka yardım edeceğim. Hep şimdi değil. Bu dünyada etmeyebilir. Badahin diyor. Ahirette. İmtihan için senin duan kabul olmamış gibi görünür. Deniyor, hala imtihan devam ediyor. Orada fazla fazla verecek. Biz ise burada alışmıyoruz almaya. Ölen burada bir verecekler, orada bin verecekler. En güzeli orada almak. Şimdi olmasa sonra mutlaka sana yardım edeceğim. Mahşerde yardım edecek, ahirette yardım edecek. Öyle diye yemin eder diyor. Allah Zülcelal, adaletli idareci, güzel oruç tutanın iftar vaktinde duası, zulme uğrayanın bedduası. Evet, bunlardan sakınalım. Peygamberimizin bu güzel nurlu sözlerini kulağımıza küpe edelim. Öbür dünyayı kazanmak için böyle işler bu.
Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyûm ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Müstakim sünnet. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. On birer İhlas-ı Şerif. Meal Besmele-i Şerife. Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celili, Ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine, cümle peygamberler, aleyhissalavat ve teslimatın ervah-i paklerine, ehl-i beyt, el-ashab etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimiz, ervah-i kudsilerine, bir cümle ahirete itibar eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, kendisinden feyiz aldığımız, ilim ettiğimiz eserlerinden yararlandığımız meşayih efendilerimizin ervahı, burada bulunan bizlerin, geçmişlerimizin ervahı, bu aziz vatan için canlarını bezleden, sıkıntılara giden şüheda ve kuzatın ervahı, hayır eserler diken ashab-ı hayratın ervahı, tüm geçmişlerin ervahını bağışladık vasıleyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan, batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Bizi sevdiklerinden eyle. Her an ve her yerde seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Senin emrin üzere, peygamberin sünneti üzere yaşayıp istikamet üzere hayatını idame ettiren, son nefesinde kamil iman ile sana kavuşan salihlerden olmamız için bize yardımını esirgeme ya Rab. Subhanakallah ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek. Nestağfirik ve netubu ilek. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين